Bilindiği gibi hepimiz iş yaşamı içerisinde birçok toplantıyla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunlar eğitim amaçlı da olabiliyor, eğitim almak amaçlı da katılabiliyoruz. Bilgilendirmek amaçlı da olabiliyor ya da yeni kararlar almak amacıyla da yapılabiliyor. Ancak birçok toplantının verimli geçmesine engelleyen bir takım nedenler var ve bu nedenler tespit edilemediği için ciddi anlamda da toplantılarda bir verimsizlik ortaya çıkmış oluyor. Bunu nasıl verimli hale getirebiliriz ya da toplantıları zamanlamak mı gerekiyor? İyi yönetmek mi gerekiyor? Kararları uygulamaya geçirmek için bir sistem mi oluşturmak gerekiyor? Bunları bu eğitim içerisinde detaylı olarak ele alacağız. Ama öncesinde toplantılar ve amaçları üzerinde başlayarak ilerleyebiliriz. Toplantılar biraz önce de söylediğim gibi sosyal amaçlı, eğitim amaçlı ve iş amaçlı çalışmalarda insanın zamanının önemli bir kısmını alıyor. Ve toplantılar insanlar arasında iletişim sağlamak, yaratıcı fikirler üretmek, dolaylı eğitim yapmak gibi amaçlar için son derecede faydalı aslında. Bu nedenle toplantı bir anlamda insan hayatının boşuna akıp gitmesine engel olabilecek yararlı araçlardır. Bu yararlı araçları çoğumuz yine mi toplantı var düşüncesiyle bile gerçekleştirebiliyoruz. Nedeni de bu toplantıların amacının dışına çıkılması sebebiyle insanın hem yetiştirmesi gereken bir işi varsa oradan çaldığı zaman kaybına hem de orada farklı alanlara ya da farklı konulara dağıldığı için içerik sıkılmalarına neden olabiliyor. E, toplantıların... Enformasyon veya haber verme, bilgi alışverişi ya da sorunları saptama, karar alma ve sorun çözme ile katılımlı yönetim gerçekleştirme olmak üzere dört temel işlevi vardır. Bu temel işlevlerin yerine getirilmesinde farklı toplantı türü veya çeşitlerinden yararlanılıyor. Birçok kişiye aynı anda bilgi aktarılması ve bir karar alınması gerekiyorsa, koordinasyona ve sinerjiye ihtiyaç varsa, çalışanlar toplantı yapmak istiyorsa toplantı yapılmasına ihtiyaç var demektir. Ancak tartışmaya gerek bir konu yoksa, tartışmanın sonuç vermeyeceği de düşünülüyorsa, kim ne söylerse söylesin sonuçta liderin dediği kabul ediliyorsa ve başkalarını işe katma, konuyu da bulandırmış olacaksa toplantı yapmaya hiç gerek yoktur. Gerçekten bu noktada yapacağınız herhangi bir toplantının amacını, bu amaç doğrultusunda ortaya çıkacak düşünceleri ve düşüncelerin somutlaştırılıp somutlaştırılamayacağını ölçmek gerekiyor en başta. Günümüzde daha çok tabii ki iş amaçlı kullanılan örgütlerde yöneticilerin etkili olabilmesi, katılımcı yönetimi oluşturabilmek ve etkili örgütsel bütünleşmeyi sağlayabilmek açısından toplantı yönetiminin iyi bilinmesi gerekiyor. Özellikle de etkili yönetilebilmesi açısından. Örgütlerin giderek karmaşıklaşan ilişkilerle karşı karşıya kalması, hızlı değişim ve bu değişime örgütün uyum sağlayabilme sorunları iş görenler ve yöneticileri daha sık bir araya getirmeye ve etkili işbirliği yapmaya zorluyor. Bu bağlamda toplantı en az iki insanın ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelerek hareket etmesine, fikir, görüş ya da öneri paylaşımına, etkili iletişime yapılan faaliyetlerinde net olarak ortaya çıkarak hem kurum vizyonu hem de misyonuna uygun bir şekilde hedefleri baz alarak ilerleyebilmesine katkı sağlamak amaçlı yapılır. Ve bu amaçları yaparken ya da bilirken bunu bilmenin dışında uygulamaya dökme konusunda sorunlar yaşıyoruz. Birçok kurumda bu sorunlar yaşanıyor. Bu durumda da toplantıların amaçlarını önce saptamak gerekiyor. Sonra da toplantıları nasıl yöneteceğimizi bilmek gerekiyor. Bir sonraki bölümde bu konularla ilgili detaylı bilgiler aktarıyor olacağız.